Hocam cinleri kullanarak define bulunur mu? Bulunursa bunun karşılığında bizden bir şey isterler mi? Aslında muazzam bir soru. Şimdi genellikle gelen soruların içinde şey deniyor. Cinlerle define bulunur mu? Bu soruya cevap veriyoruz ama karşılığında bir şey isterler mi kelimesi çok hoş. Teşekkür ederim izleyici kimse. Hocam ilk bölümde söylediniz ya, yani muhakkak sizden bir şey istiyorlar. İzleyicilerimiz yakalamışlar, güzel yakalamışlar, evet. Yani. Şimdi üstad, define konusunda şöyle bir inanış var. Aslında bu sadece inanış kısmında kalmadı. Daha ileriye giderek bunu tecrübe eden insanlar da var. Neyden bahsediyorum? Şundan bahsediyorum. Definelerde eşkıya parası dediğimiz, eşkıya altını dediğimiz ya da köylü altını, yerleşimci altını, yerleşimci ziyneti dediğimiz bazı materyaller var. Bu materyalleri eşkıyalar kaçarken bir yerlere saklamış olabiliyor ya da işgal dönemlerinde o köyde kalan kişiler bir yerlere saklamış olabiliyor ya da özellikle Anadolu'da bu çoktur mesela. Ecnebi olan halk kendi evlerinde asla ve kata ziynet tutmuyorlardı. Altınlarını bulundurmuyorlardı. Nerede bulunduruyorlardı? Kasa olarak o köyün içindeki kilisede bulunduruyorlardı. Kilisenin altında, işte 5 metre ötesinde, bahçesinde mahzenleri oluyordu. Ve herkesin, her ailenin bir kasası vardı. Bu kasada sizin isminiz yazılırdı. İşte Kürşat Berkkan getirirdi oraya, senin altını koyardı. Ben gelirdim, derdim ki ey papaz efendi, ben bugün çarşıya gideceğim. Bana oradan, işte benim hanemden bir kese altın, şu kadar sikke, şu kadar işte şundan, bu kadar bundan alır kullanırdım. Bu gibi definelerde üzerine bir tılsım yapılmadı ise, bir okunma yapılmadı ise oradaki altını 70 yıl sonra bizim hesabımıza göre 70 yıl sonra çevredeki cinlerin sahiplendiğine dair çok ciddi bilgiler vardır. Ve bu bilgiler de gerek hem insanlardan, gerek hem bu işin uzmanı olmuş kişilerden, gerekse varlıkların kendisinden alınmış bilgidir. Kesin bilgi midir? Hayır, tartışılan bir bilgidir. Lakin birçok kişi böyle olduğu konusunda üzerine ittifak etmiştir. Neden 70 yıl? Neden 70 yıl? Çünkü bu süre evveli zamanında beyan edilir ki Hazreti Süleyman döneminde koyulmuştur. Hazreti Süleyman döneminde bir kargaşa olmuştur. Cinler bir kimsenin, bir ailenin altını sahiplenmiştir. Aile demiştir ki bu cin altınlar bize aittir. Cin ailesi demiştir ki hayır, bunlar bize aittir, sahibi biziz. Böyle bir mahkeme kurulmuştur. Bu kanunu Hazreti Süleyman getirmiştir. Demiştir ki 70 yıl boyunca bir yerde bekletilen fiziki bir madde eğer herhangi bir insan tarafından alınmazsa, dokunulmazsa 70 yıl sonra cinlerin kullanmasına izin verilir. Bu Hazreti Süleyman'ın koyduğu bir maddedir. Peki, ikinci soru. Fiziki bir maddeyi cinler ne yapsın? Onlar metafiziki bir varlık ise fiziki bir madde ile ne işleri olabilir? Asıl konu, asıl soru bu zaten. O da şu, cinler bizim dünyamıza ait fiziki madde dediğimiz, aslında fiziki madde de yok ama bilimsel olarak konuşacaksak her şey atom ve atom altı parçacıklar. Bizim fiziki madde dediğimiz her şeyin aslında enerjisini kullanırlar. Çünkü her şey enerjidir. Mesela içtiğim ve sakladığım şu çayın da bir enerjisi vardır. Evet. Kirliyen fotoğrafçılık tekniğiyle çektiğinizde bunun enerjisini görebilirsiniz. Velhasıl daha önceki programlarımızda biz bunu göstermiştik, hatırlarsınız. Kirliyen fotoğrafçılığıyla birçok şeyin enerjisini görmüştük. İşte altının da bir enerjisi vardır. Cinler bu enerjiden ya da metafizik varlıklar bu enerjiden beslenirler. Diğer bir husus ise, bu altın muhabbetinde diğer bir husus ise, bilinçli olarak koyulan ve kimse almasın diye oraya görevlendirilen varlıklar, kabileler vardır. Bunlar çoğunlukla tümülüslerde, kral mezarlarında ya da
höyüklerde olurlar. Ya da çok ciddi derecede, yekün olarak ciddi derecede kalabalık olan, çok olan altınlara yapılırlar. Bir papaz olabilir, bir rahip olabilir, Müslüman bir kimse olabilir. Bu gibi yerlere, çünkü yekünü çok büyük, altını koyarlar, külçeleri koyarlar, ziyneti koyarlar. Lahitlerin içinde ya da lahitlerin altında da olabilir. Evet. Koyduktan sonra buraya büyü yaparlar. Yani tılsım yaparlar. Tılsıma da bir kabileyi, bazen birkaç kabileyi görevlendirirler. Bunların görevi tekrar bu kişi gelene kadar ya da bu kişinin soyundan birileri gelene kadar ya da yabancı biri gelse bile o kişi oraya yapılan tılsımın aynısını yapana kadar onu vermezler. Yani oraya yapılan tılsım aslında bir anahtardır. Siz yeniden o kapıyı açmak için aynı anahtarı kullanmak zorundasınız. Bu bilinçli olarak definelere yapılan tılsım tılsımattır. Diğeri cinlerin kendi sahiplenmesidir. Cinlerin kendi sahiplenmesinden mütevellit olan altınların alınması çok çok kolaydır. Ama bilinçli olarak yapılan tılsımlarda altınların alınması çok zordur. 1. Ya tılsım çözülecek. 2. Görevli olan o kafilenin başındaki hoca efendi, papaz efendi, rahip efendi kimse ya da bu işi bilen birileri gelecek cinlerle anlaşma yapacak. Cinler öyle bırakacak, alacak. Anlaşmada da öyle hepsini almak kolay falan değildir. 1/3'ünü alırsın. Üçte ikisini alırsınız, 1/3'ünü onlara bırakırsınız. Bazen bu da çok kolay olabiliyor. Duyduklarımıza nazaran anlatıyorum. Asırlardır orada bekleyenler var. Birkaç yüzyıldır orada bekleyen kabileler var. Artık bıkmışlar. Oranın başından ayrılmak istiyorlar. Lakin onlarda yasa çok önemlidir. Bizim gibi böyle saldım çayıra, mevlam kayıra değildir. Bu nedenle orada beklemekten bıkanlar çok çabuk bir şekilde anlaşmaya varıp size teslim edebilirler, bırakabilirler. Bu da define konusuna cevabımız olsun. Teşekkür ediyorum.